Seyircimiz demişler ki bir kadın eşinden boşandıktan bir ay sonra gebelik testi yaptırdı ve gebe olmadığını öğrendi. Bu sonuca dayanarak yeni bir evlilik yapabilir mi? Şimdi bir kadının e, evlenebilmesi için bazı şartlar var. Evet. O şartlardan birisi de başkasının başka bir erkeğin e, iddeti içerisinde olmaması lazım. Eyvallah. Ya yani ne demek iddet? Bir, bir karı koca boşandığı zaman o kadının başkasıyla evlenmeden önce beklemesi gereken bir süre. Evet. Veya koca öldüğü zaman o kadının beklemesi gereken bir süre. Şimdi bu süre ne kadar? Kadın eğer gençse yani adet görme çağında ise üç defa adet görüp temizlenmesi lazım. Eyvallah. Eğer adet görme çağını geçmişse hani eskiden Aise denirdi evet. şimdi monopoza girmişse evet. e, o üç ay bekler. Efendim kocası ölmüşse kadının evet. e, hamile değilse ister genç olsun ister yaşlı dört ay on gün bekler. Ölüm iddeti. Ölüm iddeti. Hamile ise çocuğunu doğurur. Eyvallah. Şimdi bakın burada hamilelikle ilgisi olmayan iddetler var. Evet. Menopoza girmiş, 3 ay bekleyecek. Eyvallah. Halbuki bu kadın hamile olması mümkün değil. Evet. ve dolayısıyla iddet sadece hamileliği tespit için değil. Eyvallah. Veya koca ölmüş. E boşadığında 3 ay bekliyor ama koca öldüğünde 4 ay 10 gün bekliyor. E şimdi gebelik yani 3 ayda belli oluyor idiyse mesela o boşamayı esas aldığımızda niye kocası ölen 4 ay 10 gün bekliyor? Demek ki mesela Hamileliğin teşbiti değil. Eyvallah. Ve cariye. Onlar da kadın. Tabii. Ve bir cariye e, e, boşaldığı zaman kocası iki ay bekler. Bir buçuk ay bekler eğer şeyse. E, e, ay ise yani menopaza girmişse. Ama menopaza girmemişse iki adet süresi bekler. O da kadın. Tabii. Niye hürde üç ayda cariye de iki ay? Bir buçuk ay. Niye hür kadında e, üç adet de? cariyede bir şey bir iki adet. Şimdi adet yarım olmadığı için bir buçuk olacağı değil. Yani cariyeninki yarım. Evet. Şimdi bütün bunlar bize şunu gösteriyor. İddetteki hikmet sadece kadının hamile olup olmadığının tespiti değildir. Eyvallah. Eğer öyle olsaydı Aise dediğimiz yani menopoza giren kadının e, kocasından ayrıldığının ertesi günü başkasıyla evlenebilir olması gerekirdi. Tabii. Veya işte kocası ölen kadının eğer şeyse Ayşe ise et, er, er, ertesi gün evlenebilir olması gerekirdi. Veya dördü, 10 on gün beklemesine gerek yoktu. Demek ki iddetteki hikmet bu hamileliğin tespiti ve hamileliğin anlaşılmasına yönelik değil sadece. Başka hikmetler var. Ne hikmetler var? çok farklı şeyler düşünülebilir. Ama daha çok benim aklıma gelen önceki evliliğe saygıdır. Eyvallah. Önemli hocam. Evet. Allah razı olsun. <laughs>